iş bile yasak, gülüm güle gülüm. İçim sarı sıcak, gülüm güle gülüm. Duvarları deler, gülüm güle gülüm. Bu sevdanın közü, gülüm güle gülüm. Anadolu'nun dilinden, telinden sevgiler, saygılar sevgili seyirciler. Evet, bir programla daha karşınızdayız. Biz ki ustasıyız halkı sevmenin. Derdi mihnetisine yabasıp acıyı bal eylemenin ustası dediler ve Anadolu halk deryasına daldılar. Ant dağlarından şahlanan direniş türkülerini, direniş şarkılarını İspanya'dan geçerken İspanya direnişi şarkılarını alarak ve Filistin'den, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan, dünyanın dört bir yanından gelen deniz rüzgarlarıyla gelen o direniş şarkıları geldi Anadolu'da, grup yorumun yüreğine doldu, harmanlandı. Anadolu direniş türküleriyle birleştiler ve görüldüğü gibi sizlere yansıtıldı bu direniş türküleri. Hoş geldiniz dostlar. Çok sağ olun. İzlediğiniz gibi, dinlediğiniz gibi bugünkü konuklarım, konuğum diyelim, grup yorum konuklarım demeyeyim. Grup yorum aynı zamanda sadece burası değil, Anadolu'nun dört bir yanında yüz binlerce dinleyeni var ve de yüz binlerce olan grup yorumun elemanları var diyelim. Sevgili seyirciler, bize canlı programlarla, canlı yayına katılmak isterseniz canlı telefonlarla sizlere canlı bağlantı kuracağınız telefon numaralarını veriyorum ve bize katkıda bulunmak isterseniz, grup yoruma sorular sormak isterseniz bu telefonlarla bizlere ulaşabilirsiniz ve katkılarınızı sunabilirsiniz. Her zamanki gibi eleştirilerinizi de esirgemezsiniz bizlerden diyorum. 0032 53 68 39 43 veya 45 tekrar ediyorum. 0032 53 68 39 43 veya 45. Faks numaramız ve yazışma adresimiz ekrana gelecek. Her zamanki gibi bize söylediğim gibi eleştirilerinizle katkıda bulunmayı ihmal etmeyin. Bizden eleştirilerinizi esirgemeyin diyoruz. Hoş geldiniz grup yorum elemanları. Hoş bulduk. Diyelim. Sevgili Ufuk Güleycan'da açtık.
Biz de böyle bir içimizden gelen bir açış yaptık grup yoruma. Ne kadar grup yorumu anlatır kısacık bu iki cümlemiz bilmiyorum. Bir nevi böyle bir şey grup yorum, Ant Dağları'ndan yükselen direniş türküleri Anadolu'da geldi. Grup yorumun yüreğinden harmanlandı. Anadolu direniş türküleriyle ve halkımıza ve dünyanın dört bir yanına açıldı. Adına bir dizi yazılar yazılan, adına kitaplar basılan grup yorum. Öncelikle grup yorumun buradaki elemanlarını tanıyalım. Ufuk aracılığıyla. Ufuk tamam. Önce kendinden mi başlar? Tamam, siz söylediniz beni. İnan sırayla söyleyebilirim. Bugün gitar ve perküsyon çalacak. Özcan, Derya, Gökhan, Emine ve Ercan vokal yapacaklar. Muzaffer davulda. Ali bas gitar, İbrahim de bağlama çalıyor bugün. Bugün. Grup yorumun elemanları ne kadar sizce? Hiç seceresini tutabildiniz mi? Şimdi dinleyicileri de grup yorumun elemanları da onların seceresini tutmak mümkün değil. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Normalde albüm kapaklarında, kasetlerde, kaset kapaklarında yer alan isimlerle ölçülüyor aslında grup elemanları sayısı. Grup yorumda bu sürekli değişken. Şu ana kadar 30'un üzerinde grup elemanı kaset albümlerde yer aldı. Ama ismi görünmeyen asıl kahramanlar var. Biz bunları birle, onla, yüzle ya da binle ifade etmiyoruz. Ülkenin her yanından, dağlarından, hapishanelerinden, şehirlerinden, mahallelerinden bize ulaştırılan şiirler, besteler, ezgiler. Bütün bunlarla birlikte düşündüğümüzde grup yorumu biz de. Belki sahneye çıkan ya da işte konserde yer alan 6-7 kişi, 10 kişi temsil ediyor gibi görünüyor ama grup yorum bunların hepsinin toplamı. Çok daha fazla, binlerce insan diyebiliriz. İnanıyorum ki izleyen seyircilerimiz sizlerle birlikte sizin şarkılarınızı söyleyecekler. Peki kaç tane bayan eleman var? Şimdi kaç erkek var? 2, 4, 6, 8 erkek, 2 bayan var. 10 kişisiniz. Grup yorumunda kaç eleman var? Lazım da önce. Burada var olan kadronun dışında aslında şu anda Türkiye'de olan ve gelememiş olan arkadaşlar da var. Yaklaşık 6 arkadaş şu anda Türkiye'de. Şimdi onlarla düşündüğümüzde bayan eleman sayısı burada 2 arkadaş var. Ama yorum elemanı olan bir bayan arkadaş daha var Türkiye'de olan şu anda. Beril yine bizim vokalistliğimizi yapıyor. Bunun dışında yine diğer erkek arkadaşlarla birlikte 6 kişi buradayız şu anda. Bunların dışında şöyle bir çalışmamız da var bizim. Özellikle bu geçtiğimiz ay başlattığımız bir çalışmaydı. Daha çok biz her sene yaptığımız bir şey vardı. Bir koro çalışması yaparız. Bu koro çalışması içerisinde temel olarak işte bizi dinleyen, bizim müziğimize ilgi duyan, bir şekilde müzikle ilgilenmek isteyen genç arkadaşlar oluyorlar. Bunlarla bir arada bulunup işte birikimlerimizi onlarla paylaşmak ortamını bulabiliyoruz bu koro çalışmasında. Bu koro çalışması sadece işte teknik çalışmanın ötesinde aynı zamanda yoruma eleman kazandıran, bunun dışında konserlerimizi, sahnedeki performansımızı güçlendiren, geliştiren bir nitelik de taşıyor. O elemanlarımızı sayarsak yani bazen koroyla birlikte çıkıyoruz. 30 kişi, 40 kişi bulduğumuz oluyor. Çok vallahi net bir rakam vermemiz çok zor. 5000-6000 kişi grup elemanı hep birlikte söylüyor bazen. Evet. Değil mi? Şimdi bizimle de bizi bu programı paylaşanlar hepsi bir grup yorum elemanı. Ve ben inanmıyorum ki kadınlar, bayanlar azınlıkta grup yorumda. Hemen sizin çalışmalarınızda gördük burada 7-8 tane bayan arkadaş sizinle birlikte şarkı söylüyorlardı. Evet. Yani sizden çoğunluktalar. Ne var sırada şimdi? Özcan ne var? Uğurlama diyelim. Uğurlama. Peki. Akşam televizyona geldiğimizde burada birçok arkadaş bizden özellikle uğurlamayı söylememizi istediler. Aslında programın içerisinde vardı uğurlama. Çok fazla sevilen, örneğin bizim şarkılarımızdan en çok sevilenlerin başında Cemo gelir, Dağlara Gel vardır. Uğurlama bunlardan bir tanesidir. Küçük bir anı duyduk ve çok etkilendik, onu da belirtelim. Dağlarda özgürlük ateşleri yakanlar diyelim biz kısaca. Uğurlama türkülerini, uğurlamayı söylüyorlarmış kendi aralarında. Biz de etkilendik. Şimdi herkes için bütün ülkemizin dağlarına, şehirlerine hediye edelim bu şarkımızı. Ya bize selamlar da geldi. Bak böyle bir çıkın dolusu. Bunlardan bahsedeceğiz. Onlara yine bir armağan göndereceğiz. Tamam. Teşekkürler. Müzik
acelsiz alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar kör sar dilsiz. Bu kente yalnızlık çöktü zaman. Uykusunda bir kuş ölü ecelsiz alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz. Ey sevda kuşları yollara düşer. Binesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer yarına sesini yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşer. Binesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer yarına sesini yankısı kalır. Bereketiniz, rahmetiniz tükenmesin. Değil mi? Bereketimiz de, rahmetimiz de Anadolu halklarının dirilişleri, diklenişleri. Grup Yorum 85'te bir topluluk olarak ortaya çıktı ve Grup Yorum'a gelene kadar. Şimdi bugün 85'te Grup Yorum'la doğan çocuklar Grup Yorum'un şarkılarını söylüyorlar. Meydanlarda, okullarda, sohbetlerde. Gecelerde. Peki Grup Yorum'un içinde Grup Yorum'la doğanlar var mı? Şeyi uzatabilir miyiz elden ele? Sen varsın. Başka aşağı yukarı yakın yaşta olanlar var. Değil mi Ufuk? 10 sene sonra bu soruyu sorarsanız daha çok söyleyebiliriz. Yani şu anda pek yok. Ali dışında. Yorum 85 yıldır kuruldu. Ben o zaman yok.
abilerimiz, ablalarımız da yoğun biliyordu. Avrupa'ya geldikten sonra işte daha çok insanlar, çevremiz falan daha çok dinlediği için biz de bir şekilde yorum fanatiydik aslında, öyle diyebiliriz. Sonra bir şekilde arkadaşlarla tanıştık. Şu anda 17 yaşındayım. Evet. Bir yorum elemanıyım. Grup yorumda 18'i bitirdi. Evet. Değil mi Özcan? Evet. 18 yıl. Peki içinizde en eski grup yorumdan gelen? En eskimiz Ufuk oluyor. Ufuk. Yani kurulduğu yorumu kuran kadrodan bugün kimse yok. Ama şu anda kadro içerisindeki en eskimiz Ufuk oluyor. Ufuk kaç yıldır? 92, 11 yıl oldu. 11 yıldır, evet. Yani az bir zaman değil. Bir akademiye benzetiyorum ben grup yorumu. Böyle ne bileyim, akademi gibi oturup duran değil, mutlaka atölyelerde çalışmaları, söylediğin gibi çalışmalarınız var ama durmadan hareket halinde olan bir akademi. Yorumun en büyük özelliği zaten böyle olması. İçinde bir süreklilik, sürekli ileriye gitme, var olanla yetinmeme, yeniyi yaratma, yeniyi bulma. Çünkü o kadar zengin bir kültür içinde yaşıyoruz ki sadece Anadolu toprakları dediğimiz ya da bizim coğrafyamız dediğimiz bölgeye baktığımızda, Orta Doğu buna dahil, hepsine birlikte baktığımızda daha ortaya çıkarmamız gereken o kadar çok zenginlik var ki, bugün biz işte her yıl bir 10 tane şarkıdan oluşan bir beste kaseti yapalım. Grupta oturmuş zaten, böyle gitsin falan diyebiliriz ama pek çoğu böyle yapıyor aslında. Biz hala yetinmiyoruz ve çok daha başında olduğumuzu düşünüyoruz. Evet, yorum bir adım attı, yorum bir şeylerin önüne geçti, bir şeylere öncülük etti. Pek çok ilke imza attı. Ama şu anda hala çok başındayız diye düşünüyoruz. Yapacağımız çok daha şey var. Bu yüzden süreklilik ve sürekli yeniyi kavrama, yeniyi bulma, araştırma, inceleme, bunlara yönelik olarak çalışıyoruz. Yorumun aslında dinamik oluşu hep bundan kaynaklanıyor. Zaten sonuna gelse işlevi biter. Evet, sonuna gelse işlevi biter. Yani bazı dönemlerde, bazı ülkelerde, keza ülkemizde de bazı gruplar, müzisyenler var. Belirli bir dönem yaptık ve bizim görevimiz bitti gibi bir anlayışa sahipler. Doğrudan belki böyle söylemiyorlar ama kendilerini çekmiş oluyorlar o müzikal faaliyet içerisinde. Yani kısaca politik müzik ya da politik sanat, devrimci sanat diyebileceğimiz alanda bir hızlı bir ilerleme, bir çıkış, sonra birden kayboluşlar yaşanıyor. Şimdi yorumun sürekliliğinde aslında bunları aramak lazım. Neden yorum sürekli kalabiliyor? Neden işte biraz önce İnan söyledi, birçok elemanı değişti, hala değişiyor. Böyle baktığımızda aslında süreklilik olgusunu düşünmek gerekiyor. Bir de yorumun örgütlü bir kimliği de var. Örgütlü bir müzik anlayışı var. Örgütlü bir sanat anlayışı var. Yani burada kişilerin tek tek belirleyiciliğinin yanı sıra, yani kişilerin tek tek şöyle yapalım, böyle yapalım demesinin yanı sıra bir bakış açısı, siyasi bir bakış açısı, bir pencere var. O ortak pencereden baktığımızda, kendi yeteneklerimiz ve bilgimizi bununla birleştirdiğimizde, ortak pencereden bakabildiğimizde aslında üretimin ve sürekliliğin önünü açmış oluyoruz, daraltmamış oluyoruz. Kolektivizm zenginlik kazandırır. Bundan dolayı bir akademi dedim. 5 kişi, 6 kişinin bir araya gelip sürekli onların devam ettirmesi değil. Öyle gruplar da var mutlaka. Çok da saygı duyduğumuz gruplar, Moğollar gibi. Ama grup yorumun özgünlüğü de zaten burada. Evet. Böyle grup bir akademi işte, gibi çalışması. Okul olma özelliği de var bir yandan. Yani yüzlerce genç grup yorumdan sonra doğanlar, genç arkadaşımız gibi. Acaba grup yorumla bir şarkı, türküler söyleyebilir miyim, elemanı olabilir miyim diye. Evet. Düşürüyorlar. En azından buna ben şahit oldum bir sesi. Yani ben bile grup yorumla acaba bir türkü söyleyebilir miyim? Şimdi söyleyebilirsiniz. Diyorum değil mi? Size hemen sırada türküyü almadan, sırada bir siz hazırlayın. Sizlere selamlarını iletenler var. Hele de Aşık İhsani Diyarbakır'dan katılacaktı telefonla. Ah ben onların gözlerinden, yüreklerinden öperim diyor Aşık İhsani. Çok teşekkür ederiz. 80 yaşında bir delikanlı. Ne yazık ki bugün birazcık hastalanmış, hemen duyuralım onu da. Geçmiş olsun. Ama ilk sağlığıma kavuşur kavuşmaz hemen Medya TV'den sesleneceğim diyor. Ve de ben ne zaman program yapacağım diye de sitem ediyor. Başımız gözümüz üstünde her zaman onunla. Lütfi Gültekin'in selamları var, saygıları var, öpüyor hepinizi tek tek. Hasan Kıyafet hocamız selamlarını iletiyor. Bunların hepsini telefonla alamıyoruz. Çünkü grup yorum bugün konuğumuz. Biraz grup yoruma söyletmemizi istiyor bizim izleyicilerimiz. Hasan Kıyafet'le bir sonraki programda birlikte olacağız. Ozan Telli şair selamlarını gönderiyor. Ahmet Telli sevgilerini, selamlarını gönderiyor. Grup La Mekan
selamlarını iletiyor ve Köln Anadolu Halk Evi selamlarını iletiyor sizlere. Onları da telefonda almış gibi olalım artık. Ne var sırada şimdi? Sırada bir Kürtçe çalışma var. Bizim bir çalışmamız. Grup Ekin'in albümünde daha önce seslendirilmişti. Onu söyleyelim isterseniz. Evin Sevda. Tamam. Yüreğinizden geldiği gibi. Kürtçe bilen var mı? İnan biliyor herhalde. Vallahi ben Zazayım ama çok fazla Zazaca bilmiyorum. Biraz İstanbul'da muhabbet edecek olmakla ilgili olabilir. Yani benimle konuşacak kadar biliyorsunuz. Kazara bir arkadaşlar var. Ben topu onlara atayım bu konuda. Özcan, Kazara bir de konuşmaya başlarsa ben ne yaparım? Bizim ama grup yorum yapısı çok şey ya, yani Anadolu'nun hemen her yerinden var. İşte Urfalısı var, Sivaslısı var, Bilecik Söğütlüsü var, Eskişehirlisi var, Adanalısı var. Biraz karışık. Yani bir de bütün Anadolu halklarından bir mozaik sanki. Evet. Değil mi? Her renkten, Türk, Laz, Çerkez, Arap hepsinden var. Hepsinden var. Peki grup yorum ezgilerini seçerken okuyacakları şarkılarını belirli bir titizliği
bir inceliği var tabii ki. Daha çok neye dikkat ediyor? Aslında az önce Fuhu'nun söylediği şey vardı. Biraz onunla da bağlantılı bu. Devamlılık, kesintisizlik meselesiyle de doğrudan ilgili olduğunu düşünüyoruz. Hani bir yanıyla evet birçok şey yaşadık bugüne kadar. Birçok elemanımız gruptan ayrıldı. Birçok tutuklamalar, şunlar bunlar yaşandı. Ama her şeye rağmen kesintisiz bir şekilde grubumuz bugüne kadar geldi. Bu işin bir yanı. Bir diğer yanında bu süre içerisinde sadece kesintisiz olmakla kalmadık. Dinleyici kitlemiz her defasında daha da büyüdü. Yani insanlar da dinleyicilerimize bizi sahiplendiler. Bunun sebebi ne aslında? Biraz aslında üretime bakışımızla ilgili, buradaki yaptığınız tercihle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Üretimdeki esas aldığınız şey kalıcılık mı? Yoksa işte anlık popülarite mi? Kaygılarınız neler? Belirleyiciniz neler? Bunlar önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz burada kasetlerimizi yaparken söylediğimiz belli başlı şeyler var. Her kasetimiz için geçerlidir bu. Diyoruz ki biz bir beste yapıyorsak bu beste güncel yaşanan meseleleri ifade etmelidir. Bir kaset çıkartıyorsak o kaset o dönemi anlatan bir nitelikte olmalıdır. Yani bizim 94'te çıkardığımız bir kaseti dinleyen birisi bugün 94'ün ortalama koşullarını duyabilir, yakalayabilir. Bir tarihsel belge bırakmak gibi bir niyetimiz, bir iddiamız var, böyle bir hedefimiz var. Aslında bu güncelliği yakalama hedefimiz belki de biraz bu konuda bu kalıcılık ve benzeri şeyleri de beraberinde getiriyor. İnsanlar bu yanıyla gerçekten kendisinden bir şey gördüğü noktada sahiplenmekte bir tereddüt yaşamıyorlar. Yani grup yorum sadece bir topluluk değil, grup yorum bir duruştur. Evet, yani bunu söylemek daha doğru. Tek başına işte hep söylüyoruz hani elemanları ile açıklanacak bir durum değil aslında yorumun varlığı, yorumun misyonu, biçimi, oluşturduğu kültür. Hepimizin, tek tek hepimizin de çok üstünde bir şey aslında. İşte birçoğumuz işte dediğimiz arkadaşlarına söylüyorlar. Yorum hayranı, yorum dinleyenleri olarak yetişiyoruz, büyüyoruz ve bir şekilde yorumun elemanları olmuş oluyoruz daha sonra. Tek tek bizim ötemizde başka bir şey var, başka bir gücü var aslında yorumu. Biraz böyle bir şey. Bu da yani bir şey konusunda tavır alacağı noktada, bir iddia ile ortaya çıktığı noktada buradaki kaygılar, ticari kaygılar ya da İşte bunu söylediğimde ne olur? Acaba başıma bir iş gelir mi? Gibi kaygıların çok ötesinde her kesimden, halktan insanların anlayabileceği bir biçim yakalama kaygısı olduğu için gerçekten bizim açımızdan kaygı da sonuçları... Kaygı taşımadan yürüyoruz diyorsun. Evet. Kaygı şeylerimiz kaygımız, farklı. Bir kaygımız var. Halkımızda bizim aramızdaki evet. Elektriklenme. Onlara nasıl onlardan alırız? Nasıl onlara yani örneğin şunu sunarız, diyoruz. Ne yaparsak acaba hem üniversiteli bizi dinler, hem köyündeki 70 yaşındaki bir teyzemiz bizi dinler. Yani çok farklı yaşama koşulları olduğu için herkes seslenebilmek gibi bir telefonumuz şey var. Merhaba, sevgiler, saygılar Ankara'ya. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Size cıvıl cıvıl 20 yıllık genç arkadaşlarla evet. Sesleniyoruz. Evet, özgürlük umutlarımızı her zaman canlı tutan grup yorumu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu arada özgürlük mücadelelerinde kaybettiklerimizi ve özgürlük için direnenleri özlemle anıyorum. Onların önlerinde de saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Grup yorum sanıyorum 12 Eylül Cuntası'nın en kanlı günlerini yaşadığı toplumun neredeyse şu veya bu biçimde teslim alınmaya çalışıldığı günlerde ortaya çıktı. Bizlere umut verdi, moral verdi. Onları tekrar kutluyorum. Onlar gerçek sanatçılar. Sanat biliyorsunuz toplumlarda egemen kesimlerle egemen olmayan kesimlerin çıkarlarına dolayısıyla değer yönlendirmelere, sistemlerine göre karşıtlıklar oluşturur. İnsanlık tarihine baktığımızda her zaman uzlaşmaz toplumlarda kültürel gelişme egemen kesimlerin kendi çıkarlarına uygun bir biçimde oluşturulmaya çalışılır. İşte çağın eylemi içinde bir sanatçı da çağın eylemi içinde pratik mücadele içinde saf tutması yerlerini almaları gerekir. Sanata bu şekilde baktığımızda grup yorum tam da bu anlatılan şeylere denk düşüyor. Belirgin bir biçimde saf tutuyor. Toplumdaki umutsuzlukları umuda dönüştürmeye çalışıyorlar. Tekrar onları kutluyorum. Peki.
Ve bu arada sanatın tabii onlar bir gerçek sanatçı. Barışı savunmaları gerekiyor ve öyle de yaptılar. Sanatlarını dünyada barışın kurulmasına yönelik, özgürlük ve insancılık doğrultusunda gerçekliğin açığa çıkarılması ve ileriye değiştirmesi yönünde etkin biçimde kullandılar. Kullanmaya da devam ediyorlar. En azından ben böyle düşünüyorum. Lafı çok uzatmayacağım. Onları burada da görmekten oldukça sevinç duydum. İşlerine, yani işleri bitmedi. Kendileri de söylüyor. Bizim işimiz henüz bitmedi diyorlar. Ben bir şairin sanatçılara, gerçek sanatçılara verdiği bir şiirle diyeyim ya da bir öneriyle iyi akşamlar diyeyim. O da şu, diyor ki Petefi, öyle kolay sanma sen bu işi kardeşim. Hemen kalkışma tellerden şarkılar döktürmeye. Sazı eline bir kere almaya göresin. Bir görev yüklendi demektir. Bilesin, çok ağır bir görev ve belalı. Ey şairler, gireceksiniz halkla kol kola. Alevlerin, fırtınaların içinden geçeceksiniz. Hiç durmadan yürüyeceksiniz. Ama hiç durmadan alçaktır halkın bayrağını elinden düşüren de, şurada geride bir kenarda gizli gizli bir parçacık dinleyeyim diyen de alçaktır. Evet, ben alçaklara sesleniyorum. Grup yorumu gizli gizli dinlemesinler. Gizlilik iyi bir şey değil. Saf tutsunlar, barışın yanında saf tutsunlar. Ama da şunu da söylemek istiyorum. Barış savaşmadan olmaz. Ve tek taraflı da olmaz. Peki. Hepinize iyi akşamlar sevgiler, diliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sana bir grup yorum türküsü armağan ederim. Teşekkür ediyoruz. Ne var sırada hocam? Mısır kız. Ulaşa, ulaş benzerdi güneşe, ulaş kardeş, can veriyor, yüreğim düştü ateşe, ulaş kardeş. Can veriyor, yüreğim düştü ateşe. Ulaş'ın elinde mavzer, mavzeri Türkiye benzer. Bizimkiler böyle ölür, böyle ölür bizimkiler. Bizimkiler böyle ölür, böyle
kurbane, el el ele seyrane. Hemen belirtelim de parçanın önünde bir parça daha vardı aslında Ulaş'a Ağıt diye bir biçik yaptık. Arka arkaya seslendirdik. Onu da aradan belirtelim. Şimdi zaman kazanmak zorunda kalıyoruz herhalde. Çünkü çok bir buçuk saat bize konserlerde 5-6 şarkı söylemeye alışık değiliz. Biz de hızlı davranmaya çalışıyoruz biraz. Yine hızlı davranın söyleyeceğiz. Biz de sıkışıyorlar. Bir telefonumuz var İstanbul'dan. Merhaba, sevgiler, saygılar, iyi günler. Alo. Evet, duyuyorum sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Akşamüstü. Ben İstanbul'dan arıyorum. Gökhan'ın babasıyım. Evet. Gökhan'ın babası. Evet, Gökhan Altan. Grupta Gökhan Altan'ın babasıyım. Biraz sesinizi yükseltin. Ben programı gerçekten severek izliyoruz programı. En azından halkın tam da taleplerine cevap verecek temelde söylenen özgü müziklerdir. Onun için oğlumu da zaten beğenerek izlediğim için oradaki tüm arkadaşlara, herkese selam ve başarılar dilerim. Peki. Aynı zamanda sizin programınıza da başarılar dilerim. Eyvallah. Bu programların devamını istiyoruz. En azından insanların zihninden bir şeyler yaratmaya çalışırlar. Bu doğrultuda hareket etmeleri için bizim için memnun verici bir şeydir dedim. Peki. Mümkünse Gökhan'la bir bağlantı kurabilir miyim? Tabii tabii, buyurun.
Oğlum merhaba. Evet, Gökhan seni dinliyor. Mikrofonu nerede arkadaşlar? Oğlum biliyorsun biraz duygusal. Şu anda da seni izlenince de daha da duygusallığımız tuttu. Yaklaştır mikrofonu Gökhan. El mikrofonuyla konuş Gökhan. Öyle duyacak seni ancak. Oğlum nasılsın? İyisin? Beklemediğim bir şey. Evet, Gökhan ya şaşırdı. Biz, bu soruları ben telefon açıp telefonla da konuşabilirim. Çünkü kısıtlı bir zamanımız var. Bunu da tamam değerlendirelim oğlum. Buraya çıkmışken. O zaman seni meskule etmeyeyim seni. Tamam, oradaki tüm arkadaşlara, gruptaki tüm arkadaşlara selamlarını söylesin. Peki Gökhan hiç beklemiyordu. Sürpriz oldu. Peki sana bir grup yorum türküsü armağan edelim. Tabii bekleriz. Var mı istediğin bir şey? Benim için fark etmez. Onların türküleri bizim için hepsi aynıdır. Peki sevgiyle evet. Kalın, dostça kalın. Sağ ol, teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar, tamam, teşekkürler. Teşekkür. Bu tarafa uzat istersen mikrofonu. Şimdi Uraş'ta başladınız ya. Ben Sarıgül'de katıldı. Özgür Politika yazarlarından. Sanki karşılıklı anlaşmış gibi olundu onun yüreğinden geçenleri. İnanıyorum ki ağlattınız onu. Ulaş'la başladınız. Ulaş Bardakçı'nın arkadaşı. Şimdi böyle bir harmanlandı onun yüreği. Şimdi bizim bazen aslında bizim üzerimize çok sanat alanında, özellikle müzik alanında çok fazla yükümlülük olduğunu düşünüyoruz. Pek çok şeyi anlatmak zorundayız. Ve pek çok şeyi de insanlar bizden bekliyorlar. Yani çok çeşitli müzikler yapıyoruz. Aslında müziğimizin de tek başına müziğimizde tartışacak olursak müziğimizde tek başına halk müziği, marş, ne bileyim hareketli canlı, işte rock falan hepsiyle kıyaslayamıyoruz. Çünkü hepsini anlatmak zorundayız. Bizim şöyle bir derdimiz var. Bütün ortada bir yaşam var ve mücadele var. Biz ilk yola çıktığımızda 1985'lerde şöyle dedik. Bu yaşamı ve onun mücadelesini anlatacağız türkülerimizle, her şeyimizle. Böyle bir dokunayım sana. Böyle elektriklenelim. Bir telefonumuz var. Kars'tan arıyorlar. Hemen bekletmeyelim. Sevgiler, selamlar. Merhabalar hocam. Merhaba Kars'a. Nasılsınız? İyi valla. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Siz iyi olunca bizim içimiz ısınıyor. Evet. Bak bugün grup yorumu hanemizin dışına çıkardık. Grup yorum dedi ki ya biz sığarız o haneye dedi. Gönüller bir gönlümüz geniş engin dediler. Biz dedik ki grup yorum sığmaz. Binlerce insan, yüz binlerce insan grup yorumla birlikte şarkılarını söyleyecek. Onun için hanemizin dışına çıktık. Çok doğru, çok doğru. Ben sizi ve grup yorumu saygıyla selamlıyorum. Ancak fazla zamanınızı almak istemiyorum. Çünkü siz de başta belirttiğiniz gibi zamanınız çok kısıtlı olduğunu anladığım için. İzleyiciler grup yorumu dinlemek istiyor. Evet, Sibel arkadaş zaten konuştu, bize fazla konuşacak bir şey bırakmadı. Kendisini de buradan kutluyorum yaptığı açıklamadan dolayı. Ancak müsaadeniz olursa biliyorsunuz bugünler bizim için çok önemli günler. Evet. Kürt halkı için ve halklarımız için diriliş ve direniş günleri. Başta da söylediğim gibi zamanınızı almadan günün anlamına uygun düşebileceğini düşündüğüm bir şiir. Peki özlü olsun, kısa olsun. Evet, evet. Aslında şiiri günün birinde sizin ağzınızda da duymuştum. Bana gönderin, ben hepsini birden okurum. Peki o zaman müsaadenizi arz ediyorum. Buyurun. Bize ısı veren soylu güneş ve yine sığındığımız bölgeyi veren, salkımlarla başakları olgunlaştıran güneş, şenlikleri kutlamamız için geri çekilen, deliliklerimizi, taşkınlıklarımızı hoş gören güneş ve yine bir gün sonra, bir gün öncesi gibi aynı cömertlikle beliren güneş, bizden ne şükran bekler ne de baş eğme, doğarken soyludur güneşimiz, batarken de öyle. Saygıyla selamlıyorum. Sevgi, saygı bizden. Bir telefonumuz daha var. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Merhaba, nereden arıyorsunuz? Almanya'dan. Almanya'dan. Versay'dan. Evet, buyurun, sizi dinliyoruz. Ya, ilk önce bir merhaba demek isterim grup yoruma. Onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Öpüyorum canı gönülden. Okey, bir de bir isteğimiz vardı. Burada bir arkadaş var, Nuriye.
Onun bir isteği var. Eftel yayı istiyoruz biz onlardan. Peki. Eğer mümkünse. Peki. Sevgiyle kalın. Hemen size bir şarkı armağan edeceğiz. Önce bir kısa bir şey söyleyeyim de. Tabii buyur. Şimdi aslında Eftel yayı bizim şarkımız değil. Hiç de bugüne kadar herhangi bir kasetimizde söylemedik. Herhangi bir konserde de söylemedik. Ama Eftel yayı ilişkinde çok ilginç bir şey var. Özellikle de Anadolu'da gittiğimiz her yerde bizden Eftel yayı isteniyor. O yani şarkı çok beğeniliyor. Nedense biz de özelleştirmiş, bizim okuduğumuzu düşünüyor falan. Ama böyle bir şey yok. Arayan dinleyicilerine söyleyeyim, biz hiç söylemedik. Bizim repertuarımızda olan bir şarkı değil. Herhalde hani içeriği, şarkının biçimi sanırım göre bizim şarkımız gibi duruyor. Biraz onunla ilgili peki bir karışık yaşanıyor bu şarkıda. Ne var sırada şimdi? Ben Ufuk'un tabii ki çok konuşacağı şeyler var. Aslında ben de burada bir kısa bir grup yorum otobiyografisi alalım diye düşünüyordum. Ben zaten tam bir şey anlatıyordum zaten. İki telefon girmiş bir hemen şarkıya evet, geçtik. Zaten Ufuk gene bir programa katılacak ve grup yorumu şöyle dünden bugüne anlatacak 50 dakika boyunca. Tamam. Onun için o zamana bırakalım. O zamana bırakalım. Şarkı söyleyelim. Şarkılar bize arada böyle kısa muhabbetler yapalım. Tamam. Ne var şimdi sırada? Efterle olacak mı? Efterle yok. O zaman Efterle'nin yerine zaten başka şöyle 7-8 şarkı ayırmıştık biz bu program için. Yani zaten zamanla ilgili bir sorun vardı. Hani onun içinden de en çok sevilen yorum, dinleyicilerimizin en çok beklediği şarkıları seçmeye çalıştık. Bunun içinden de yani bizim olmayan bir şarkıyı tekrar koymamız biraz garip olurdu. En iyileri vermeye çalıştık. Peki, biraz buyur. Şeyimiz o. Hepsi tamam. Güzel. Grup yorumun. Evet. Şey belirtelim öncelikle. Bu şarkının bestecileri Dersim dağlarında savaşan gerillalardır. Onlar tarafından bize ulaştırılmıştır. Ve biz de bu daha sonra kasetimize, albümümüze koyduk bu şarkıyı. Dağların ılık yeli vay lelele vay,
arkamızda yol alıyor. Dağların ılık yeni vay le 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 vay, kavgamızda yol alıyor. Mevsimde doğan güneş vay le 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 vay, canikler de çoğalıyor. Mevsimde doğan güneş vay le 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 vay, toroslar da çoğalıyor. Ölmedi onlar yaşıyor le 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 vay, ölmedi onlar yaşıyor. Ölmedi onlar yaşıyor le 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 vay, ölmedi onlar yaşıyor. Bir türküdür dersin dağlarında le vay, on ikiler savaşıyor. Bir türküdür dersin dağlarında le vay, gerillalar savaşıyor. Bir türküdür dersin dağlarında le vay, gerillalar savaşıyor. Oralardan hani denir ya, halklarımızın baharının çiçekleri, bize doğanın çiçeklerinden derledikleri o kadar güzel şeyler göndermişler ki kurutmuşlar. Bunlar üzerine bir program yapılır. Onların sıcacık selamları var. O günkü konuklarına diyorlar. Tabii grup yorumu bilmiyorlardı. Güzel şiirler de göndermişler tabii. Her zaman olduğu gibi Sosyalist Hamza bize şiirlerini ulaştırmış ama bu programda okumayacağız. Ona grup yorum türküleri armağan edeceğiz. Biz de gene bu programa Sibel Sarıgül'den gelen bu güzel hediyenin içinde sakladık bu gelenleri. Hepsini açmayacağız ama bir iki tanesini göstermek istiyorum. O kadar güzel ki arkadaşlar. Ve de oradaki arkadaşlarını, şimdi burada olan arkadaşlarına göndermişler. Burada birçok arkadaşlarına, her birinin ismini yazarak göndermişler. Bunu bir yaklaştırabilir misin? Bu kadar incelik, bu kadar böyle... Her biri böyle, her biri bir güzellikte, her biri doğanın çiçekleriyle oluşmuş. Görüyorsun ufuk. O kadar ince şiirler, ince böyle kısa sözler yazmışlar, derinliği olan. Ben bunların hangi birini anlatsam ki? Bunlarda bir program yapılır. Bir programa da sığmaz zaten. Buradan halklarımızın baharının çiçeklerine sevgilerimizi gönderiyoruz. Dağlarımızın baharının çiçeklerini bize göndermişler. Ve yüreklerinde olanları yazmışlar içlerine. Ve bu armağanlarını, bu gönderdikleri selamları yerlerine ulaştıracağız. Hiç kaygınız olmasın. Daha burada yığınla selamınız var. Gönderdiğiniz armağanlar var. Evet, dinlenmeden hemen bir dostlarımıza, dağlardan konu açılmışken öyleyse biz dağlarla ilgili şarkımı söyleyelim. Cemo'yu söyleyelim. Tamam. Yüreğinize sağlık. Bir telefonumuz var Stuttgart'tan. Merhaba, sevgiler. Merhaba. Buyurun. Gökhan, sizi dinliyoruz. Şunu söyleyeyim. Gökhan değil mi? Efendim? Kulağıma söylendiği kadarıyla Stuttgart'tan arıyorsunuz. Evet, Stuttgart'tan Gökmen arkadaş. Aynı zamanda Ercan arkadaşın yakın komşusu olabilirim. Evet, peki buyurun. Evet. Yani uzun yıllardan beri televizyon izliyoruz. Aynı zamanda kendim tiyatrocuyum. Ki geçen de benim de canlı program vardı. Ama böyle uzaktan baktığın zaman ve karşında grup yorum olduğu zaman ve bir de sizin gibi bir sunucu olduğu zaman estağfurullah, programın güzelliğini, dersimin o uzak kalan yaşam tarzını sesiyle, oturuşuyla, tarzıyla o kadar güzel aktarıyorlar ki, yani bugün burada hiç kalkasım gelmiyor. Fazla uzatmak istemiyorum. Bütün elemanlarına ailece en derin sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Ve başarılar diliyorum hepinize. Peki Gökhan, tiyatrocuyum dedin, evet, yanlış anlamadıysam. Evet. Mümkünse telefonu kapatmadan arkadaşlara telefonunuzu bırakın, kontak adresini. Arkadaşlardan da tanıyanlar var mutlaka sizi. Evet. Bu demektir ki seninle bir program yapacağız tiyatro üzerine. Biz zaten geçenlerde de Şiar Muzur arkadaşlar bir canlı programımız vardı. Ha. Orada da... Benim annem canlı yayında benimle görüşmüştü.
O zaman Zazaca mı yaptınız? Ben o zaman Zazaca yapmıştım ama Türkçeyi de sanırım iyi bir derecede konuşabileceğiz yani. Peki. Biraz düşünmem lazım o zaman. Ama ben bekliyorum sizi. Peki. Peki. Tamam. Bekleyin. Oldu. Sevgiyle kalın. Ben dostlukla kalın. Bir telefonumuz daha var İsrail'den dostlar. Merhaba sevgiler. Merhaba. Merhaba İsrail'e. Merhaba. Konuklarınıza da merhaba. Evet. Televizyonun sesini biraz kısarsanız sesiniz net gelecek. Tamam, kısıyorum. Peki. Vallahi özlemiştim grup yorumu. Çok çok teşekkür ederim. Peki İsrail'de bu sıcağın, bu zulmün, bu kanın içerisinden bizi dinleme fırsatı yakaladınız. Evet, her zaman, hiçbir zaman kaçırmıyorum diyebilirim. Yani Met dili benim için her şey. Evet. Peki bir isteğiniz var mı grup yorumdan? İstiyorum, o armutluyu istiyorum. Onu söylerlerse çok memnun olurum. Peki. Diyeceğiniz bir şey var mı? İleteceğiniz bir mesaj var mı? İsrail'den, İsrail halkına, Filistin'e, Anadolu'ya, Kürdistan'a. Barış. Barış diliyoruz. Peki. Peki. Kalabalık izliyorsunuz bizi. Çocukların da gözlerinden öpüyoruz buradan. Sevgiyle kalın. Oldu efendim. Sevgiler, saygılar. Evet. Ben şey demek istiyorum da. Buyur. Armutlu'yla ilgili dediği aslında Grup Özgür Türküsü'nün bizim kültür merkezimizde faaliyet yürüten diğer müzik grubumuzun şarkısıydı. Sevcan isimli şarkıyı kastediyor sanırım. Doğrudan grubumuzun repertuarında bulunmuyor bu şarkı Sevcan. Sevcan evet Armutlu'yu asıl olarak anlatıyordu ama Özgür Türküsü'yü anlatmıştı onu. Daha sonra biz de yorum olarak Armutlu'yu farklı şekillerde anlattık. Hatta en son şimdi bir kaset çalışması içindeyiz. Bu kaset çalışmamızı tamamladık. Hatta şimdi Avrupa turnesi için buradayız ve bu turneye gelmeden önce bütün kayıtları ve mix aşamasını bitirmiştik. Sanırım bayramdan sonra işte Aralık'ın ilk haftası ya da ikinci haftası çıkacak. Bu kasetin içerisinde de yine Armutlu'ya ilişkin şarkımız var. Armutlu gerçekten yani birçok mahallenin geçmişi vardır, tarihi vardır. Birçok mahallede birçok bedeller ödenmiştir. İstanbul ve farklı birçok şehir için söylenebilir bunlar. Ama Armutlu gerçekten bu konuda birçok ilkleri atan bir mahalle oldu. Kurulduğu günden bugünlere kadar direnişler hiç bitmedi orada. Yani önce işte insanlar evlerini kurmak istiyorlardı ve onlara dönük bir yıkım çalışması söz konusuydu. Buna karşı bir direniş vardı. Daha sonra hapishanelerde süren ölüm orucu direnişi Armutlu mahallesine taşındı. Hapishanelerden tahliye edilen tutsaklar Armutlu'da direnişlerini sürdürmeye başladılar. Armutlu halkından olan, yaşları da oldukça ilerlemiş olan, çocukları olan ablalarımız, abilerimiz ölüm orucuna yattılar yine aynı mahalle içerisinde ve hayatlarını kaybettiler. Bu yerine gerçekten Armutlu çok özel bir tarihe sahip ve değinmeden geçemediğimiz özel yerlerden bir tanesi. Evet. Bu kasetimizde de Armutlu'ya ilişkin başka bir şarkımız olacak. Umuyoruz İsrail'den arayan dinleyicimiz de diğer dinleyicilerimiz de bu şarkımızı beğenirler diye. Bunlardan zaten oldukça istiyoruz. Yoğun telefon var. Onların hepsiyle grup yorumun yüreklerini, türkülerini onlarla paylaşıyoruz zaten. Hı hı. Hepsini almamızın imkanı yoktur. Bu da besbelli ki şimdi bu yeni çalışmanızla birlikte hayırlıca bir yoğunluk içerisindeniz. Konserlerden fırsat buldukça şimdi Avrupa turnesindesiniz. Evet. Bir fırsat yakaladık sizi. Ancak böyle bir denk düşürebildik. Güzel bir fırsat oldu gerçekten. Bu hafta da boştu böyle. Evet. Kaçıncı çalışma bu? Kaçıncı albüm olacak grup? 19. olacak. 19. 19. Hı-hı. Buradan duyurulur. Yani 19. sene 19. kaset. 85'te 4 kişiyle kurulan grup yorum halen koşmaya devam ediyor. Benim böyle bir biblom var. Bu Yunus Emre derim ben. Benzetirim bunu. Bak elinde asası böyle bir torbası yanında. Hı hı. Kafasını arkadaşlarımız kırmışlar, düşürmüşler. Polis kırmadı değil mi? Polis kırmadı. Arkadaşlarımız gazara düşürdüler. Ben de böyle bir taş koydum. Onu yakıştırdım. Şimdi Yunus Emre'nin bu derin hümanizmasıyla tam da böyle 85'lerde dedi Sibel Sarıgül 12 Eylül Cuntası'ndan sonra türkülerin umutsuzluğa dönüştüğü bir dönemde, umutsuzca şiirlerin yazıldığı bir dönemde hep görüyoruz. Şiirler çok umutsuzca ve ağlamaklı okunmaya başlandı. Moda oldu sanki. Ve Yunus Emre'nin bu derin
sevgisiyle, hümanizmasını Pir Sultan'ın diklenmesiyle o türküleri aldı, Grup Yorum ayağa kaldırdı. Şimdi ne var sırada? Şimdi siz bizim programımızı öğrenmişsiniz galiba, buradan bakıyorsunuz ya da ona göre konuşuyorsunuz. Ya biraz önce Cemo'dan önce gerillalardan bahsettik. Bazen şimdi kopya de, çekiyorum. Evet, şimdi de ta 1600'lere dayanan, bundan 400 yıl öncesine dayanan bir halk şiiri var. Gevheri'nin yine ayaklanmalar, Anadolu ayaklanmalar tarihinden bir parçası, bir kesiti anlatıyor. Biz bu şiiri 92'de aldık ve besteledik. Şiirin orijinali Gevheri'ye ait, Ozan Gevheri'ye. 16. yüzyılda yaşamış, evet. Ozan Gevheri'nin bu şiirinden dolayı Grup Yorum'da soruşturma açıldı. Evet. Yasaklandı bu türküsü. Kısa bir anekdot da bulunalım öyleyse. Diyarbakır'da bir radyo, şarkının ismi Dağlara Gel. Diyarbakır'da bir radyoda bir istek yapılıyor. Grup Yorum'dan Dağlara Gel istiyoruz. Dağlardaki özgürlük savaşçılar için istiyoruz diye bir istek oluyor. Şarkı çalınıyor, bittikten sonra da bir başkası arıyor. Emniyet müdüründen aradığını söylüyor ve şey diyor. Dağlar seni delik delik delerim türküsünü söylemek istiyoruz diyor. Bu bizim için küçük bir espri. Peki. Evet, Dağlara Gel'i söyleyelim. Sağlık. Teşekkür ederiz. Peki, şöyle içimden geldi de, tabii ki kesitler Grup Yorum'un tarihinden
grup yorumun tarihi biraz da mücadele tarihi Anadolu'da, Anadolu halklarının, işçi sınıfının, öğrencilerin, varoşlardaki halkların. Buna rağmen diyorum şey nerede bizim, şöyle bayanlara doğru bir uzatayım. İnan biraz tebessümle baktı. Dedim ya umutsuzluğun yaşandığı dönemlerde grup yorum diklenme yaşadı. Ve o dönemlere ait yeni türde şiirler tabii ki sevgi kaçınılmaz. Sevgi, aşkı kaçınılmaz şeyler yaşanacak. Ama öyle yapıldı ki kimi erkek egemen tavrıyla şiir yazanlar, ben bunların içine Enver Gökçe'yi koymuyorum tabii. O farklı bir yanı var. Oğullarımız, kızlarımız diyor ya Ahmet Arif gibi o da. Kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz derken. Bu grupta bayan olarak her şeye rağmen, grup yoruma rağmen şey var mı? Erkek egemen tavrını hissettiriyor mu erkekler? Ufuk kısaca, güzel şeyler söyledi tabii. Biz sanatçı örgütlü olmalı, sanat örgütlü olmalı. Bir yanıyla da gönderme yaptı gruplara, sanatçılara. Yani artık örgütlü olun, hiç değilse bir araya gelin, bir örgütlü duruş sergileyin demek istedi. Buna rağmen... İlk önce sorunuza hayır diyorum. Bir de demin Ufuk arkadaşın da belirttiği gibi bir mücadele varsa ya da bir haksızlık varsa... Derya mıydı? Emine. Bunu erkeklerin yaşadığı kadar kadınlar da yaşıyor. Belki kadınlar, Anadolu kadınları daha fazlasını yaşıyor. Çok daha fazlasını evet. Grup yorumda, eğer grup yorum olarak ki sordunuz. Grup yorumda bir erkek egemen toplum ya da erkek egemen toplumunun kalıntılarını ben görmedim. Ben yaşamadım. Ben 3 yıldır neredeyse grup yorumdayım. Ben de burada baktım biraz inceliklerinden, size itinayla davranmalarından. Özellikle Ufuk yolda gelen arkadaşlar arasında bayanları çok merak ediyordu. Buyurun. Yani kısacası bunu demek istedim. Zaten Ufuk arkadaşın da yine demin de belirttiği gibi yani işte örgütlü olmak, grup anlayışı ki grup yorum kurulduğundan itibaren hep bayan arkadaşlar vardı ve bayan arkadaşlar yine Ufuk'un da dediği gibi örgütlü insanlardı. Hepimiz aynı görüşten insanlardık. Yani grup yorum içinde de bayanlar var olacak ve böyle bir şey yaşamadık, yaşayacağımıza da inanmıyoruz. Ben grup yorumda bayanların çoğunlukta olduğuna inanıyorum. Bayanlar daha çoğunluktaydı. Demin bir örnek verdim ya çalışma yaparken. Anadolu'dan, dağdan, buradan gelen bayan arkadaşlar da halaya duruyorlardı. Sizle birlikte söylüyorlardı şarkıları. Binlercesi sizle birlikte söylüyor. Bir de bu dönemlerde ortaya çıkan yeni moda şairler, çok sevdiğimiz müzisyenler var. Şiirlerini okuyorlar, türkülerini söylüyorlar. Örneğin yani rencide etmek için söylemiyorum onları. Çünkü toplumun geleneği altında eziliyor erkekler. Bu ezilmişlikleri var. Nedir? Seviyordum, öldürdüm diyor. Yani sevgiyi öldürecek kadar böyle canavar bir şey mi? Hep de öldürülen törelerden dolayı nedense kadınlar oluyor. Yani kadının bedeni güçsüzlüğü. Kadın da tabii ki bedeni güçsüzlüğünden dolayı ataerkil bir toplumdan geliyoruz hepimiz. Ve tabii ki en çok işte toplumumuzda aşağılanan demek istemiyorum ama küçük görülen, hakir görülen. Çünkü eğitim görmemişlerdir kadınlar daha çok. Yani öyle bir ortama sahip olamamışlardır. Ve bu nedenle hep böyle daha ezilen olmuşlardır. Bu bir gerçek. Ama son dönemde ben örgütlülük yaşamında da olsun, diğer alanlarda da olsun kadınların artık biraz daha bazı şeyleri görüp işte daha okuyan, daha bilen, daha erkeklerle evlilik yaşamında olsun, diğer tüm toplum ve siyasi, sosyal bütün yaşantılarında olsun daha bir eşitlikçi, yani ileri gitme demiyorum ama daha eşitlikçi bir yaşamı arzuladıkları, istedikleri ve böyle bir yaşam içinde çaba sarf ettiklerini görüyorum ki ben de onlardan biriyim. Yani fazla bir şey istemiyoruz diyorsunuz. Sadece paylaşmak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Ki bunu da işte sizin de sorduğunuz sorunun tam cevabı olarak ben grup yorumda yaşamadım. O yüzden de çok mutluyum. Şimdi başka müzisyen arkadaşlar, şairler sen de katıl derim. Emine'ye katılıyorum. burada Emine'ye katılmak ya da falan arkadaşa katılmak yok. Senin de düşüncelerin var değil mi? Şöyle diyeyim. Bir sanatçı arkadaş diyor ki yani öyle çok söylüyorlar. Bu arada ben parantezine bir şey yapabilir miyim?
Derya aslında İbrahim'in eşi ve zaten diyemez yani şu anda çünkü kötü kötü bakıyor karşıdan. İbrahim'le evli. İbrahim çok fena bakıyordu onun için mi acaba? Çok fena bakıyordu, öyle bir şey olmasın. Evde yok, yok çok çok sevimli baktı. Çok sevimli baktı. Deniyor ki hani nehir gözlüm ya da işte yağmur gözlüm. Gitme, 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 dayanamam. Ben sensiz yaşayamam. Şimdi erkek ben sensiz kendisi için istiyorlar sanki. Ben sensiz yaşayamam. Ya nehir gözlü ne olacak? O onun için mi yaşayacak? Şimdi şu bir gerçek ki uzun yıllar, seneler, yani yüzyıllar boyunca Anadolu topraklarında gerçekten erkek egemen toplum örneği yaşandı ve hala da yaşandığını söyleyebiliriz. Bu da tabii ki yani devrimci kültür içerisinde bile olsa ya da daha böyle demokrat insanlar arasında bile olsa yani yılların büyüt ya yani öyle büyütüldük biz. Biz bayan olarak büyütüldük. Erkek olarak büyütüldük. Ve bunun tabii ki etkilerini görmüyor değiliz ama önemli olan eğitimle, okumayla ya da yaşam biçimimizi değiştirmeyle bunları aşabilmek zaten. Daha kartalları dedim bize dağdan çiçekler gönderirken içlerine böyle küçük küçük notlar düşmüşler. Diyorlar ki doğadan öğrenin birlikte yaşamayı, paylaşmayı. Biz burada doğadan öğreniyoruz birlikte yaşamayı, paylaşmayı ve de direnmeyi diyorlar. Umarım doğadan öğreneceğimiz çok şey var. Binlerce yıl öncesinde Anadolu'nun en büyük tanrıları kadınlardı, analardı. Ve o tanrılıktan Nazım'ın dediği gibi soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelmeye başladı. Bunu paylaşacağız, bunu, direneceğiz, mücadele edeceğiz hep birlikte. Bunu aşacağız. Peki ne var şimdi? Şimdi, türkü hemen tekrar bir son sözler alacağız. Tamam. Şimdi bunun için hemen özel bir konuşma yapmamız gerekiyor, onu söyleyelim. Birincisi yeni bir şarkı. Albümümüzde, önümüzdeki hafta çıkacak albümümüzde yer alacak bir şarkı bu. Kahramanlar Ölmez, Halk Yenilmez diye bir marş. Evet. Marşın özelliği şu, 3 yıldır süren bir ölüm orucu ve bir tecrit. Özellikle Türkiye hapishanelerinde şu anda bir tecrit var. Herkes karşı olduğunu söylüyor tecrite. Buradan biz de bir kez daha haykırıyoruz. Defalarca medya, TV ekranlarında da tecride karşı programlar izledik, gördük. Neredeyse 3 yıldır da ölüm orucu direnişleri evet. Devam ediyor. Ve 107 şehit, yüzlerce sakat. Burada bizim duruş olarak, grup yorum size söylediniz bir duruş olması gerekiyor. Grup yorum duruş olarak her türden işkenceye ve tecride karşı, fetiplerine karşı olduğumuz her yerde gösterdik. Yürüyüşlerde, mitinglerde, konserlerde ve şimdi bununla ilgili bir marş yaptık. Tecride karşı olduğumuzu anlatıyoruz ve bunun dışında 107 kaybettiğimiz, 3 yıl içerisinde kaybettiğimiz 107 arkadaşımız, ablamız, abimiz, yoldaşlarımızı anıyoruz ve onlar için yaptığımız bir marş bu. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Bunu söylemek istiyoruz. O zaman biz biraz daha sohbet edelim Ufuk. Tamam. Bununla bitirelim. Hı hı. Eğer gerekirse de diğer söyleyeceğiniz türküyü de ona ilaveten söyleyebilirsiniz hemen. Arka tamam. Arkaya tamam. Söyleyebilirsiniz. Şimdi tabii ben bayan arkadaşları da konuşturmak istedim. Biraz böyle mutlaka konuşacakları, söyleyecekleri çok şey var. Grup yorumda onların duruşu, düşüncelerini almak istedim bu yanıyla. Onun için dedim o Anadolu'nun en büyük tanrılarından soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelmeye başladı diyor büyük şair. Bize çok güzel şiirler göndermişlerdi. Nazım Hikmet'in Benerci'den bir şiir gönderilmişti. İmralı'ya armağan diye göndermişlerdi bunu okuyun diye. Bu müzikliydi. Tabii grup yorumla da çok güzel söylerdik bunu. Hiç değilse bir bölümünü okuyun ki elimizde olduğunu görsünler. Güneş pencerede yanıyor demir bir çubuk. Dışarıda saat belki 5, belki 6, belki 6:30, 7. Gardiyan karyolayı kapıya kilitledi. Ayın 11'inde sazla çalıp söyleyeceğim. Müzisyenimiz yoktur zaten, kendim söyleyeceğim. Gelen şiirleri de 11'den saklayalım diyorum. Peki grup yorum son türküsünü söylemeden önce ya da marşını ne söyler Anadolu halklarına yüreğinden kopup gelen? Biz grup yorumun tarihine konuşmadık burada. Hı-hı. Bir sonraki programda. Tamam. Şimdi grup yorum çok fazla televizyon ekranlarına çıkmıyor, görünmüyor ve bir özlem de var. Bunu da fark ediyoruz ve 1,5 saate de sığmıyor zaten. Hem türküleri söylemek, hem yorumun tarihini konuşmak, hem yorumun düşüncelerini, politikalarını falan, hedeflerini konuşma sığmıyor. Herkes bir şeyler öğrenmek istiyor, telefon görüşmeleri olsun.
Bu yüzden bu program için ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğimiz şey şu. Kemal Özer'in bir şiiri vardı. Sen de katılmalısın yaşamı savunmaya. Herkes saklanabilir. İstediğin kadar gerçeklerden kaçabilirsin ama günü geldiğinde kapını senin de çalacak karanlık. Ve o zaman hiçbir şey söyleyemeyeceksin. Yüreğini aç. Sen de kavgaya katıl. Sen de yaşamı savunmaya katıl şeklinde. Şiiri ayrıca okuyabiliriz ama genel anlamıyla peki, böyleydi. Peki türküyle yanıt verelim o zaman. Tamam. Bu sorumuza. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. 11 Aralık'ta Hasan Kıyafet Hoca ile buluşmak üzere diyoruz. Sevgiyle, dostlukla ve hoşgörüyle birlikte yaşayın diyoruz. Sevgiyle kalın. Kahramanlar kuşandı, alın bandını. Kınayla işlediler avuçlarını. Kahramanlar kuşandı, alın bandını. Kınayla işlediler avuçlarını. Damla damla içtiler hayatlarını. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Damla damla içtiler hayatlarını. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Avuçlardan nakış nakış kına silinmez. Kızıl bantlarının ışığı sönmez. Avuçlardan nakış nakış kına silinmez. Kızıl bantlarının ışığı sönmez. Beyinlere işleyen umut silinmez. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Beyinlere işleyen umut silinmez. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Özgürlük tutkusudur, tutsak edilmez. Büyük halk sevgisidir, eşi bulunmaz. Özgürlük tutkusudur, tutsak edilmez. Büyük halk sevgisidir, eşi bulunmaz. Hoş gelir, sefa gelir, ölüm korkutmaz. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Hoş gelir, sefa gelir, ölüm korkutmaz. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Kahramanlar ölmez, halk yenilmez. Thank you.
Dağlarınıza dayanamam, dur.
açacak çiçek. Ciao bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek.